Herkese merhabalar. Severek Pişir kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ana yemeklerinizde hazırlayabileceğiniz ve davet sofralarınıza çok yakışacak kıymalı patates rulo tarifini aktaracağım. Hadi hep beraber bu lezzetli tarifi yapmaya başlayalım. İlk önce patateslerimizi rendeleyerek yapmaya başlıyorum. Yaklaşık 5-6 adet orta boy kabuklarını soymuş olduğum ve yıkadığım patatesleri derin bir kasede rendeliyorum. Rendeleme işlemini çok hızlı bir şekilde yapıyorum. Patatesler çok hassas olduğu için hemen kararabiliyor. Bu yüzden hızlı bir şekilde rendeliyorum. Tabii bu esnada elinizi kesmemeye dikkat edin arkadaşlar. Rendeleme işlemine de devam ediyorum. Patateslerimin he Patateslerimin hepsini rendeledim ve elimle suyunu sıkarak farklı bir kaseye alıyorum. Patateslerimin suyunu sıktım. Kaseye aldım. suyunu sıktıktan sonra içerisine 2 adet yumurta, bir küçük kase kadar kaşar peyniri, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da pul biber ekleyip bütün malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime hazırlamış olduğum harcımı döküyorum. Daha sonra iyice bastırarak videoda yapmış olduğum gibi düzeltiyorum. İlk önce tahta kaşıkla biraz düzeltiyorum. Tahta kaşığı çıkarıp spatula ile düzeltmeye devam ediyorum. Zaten spatula ile yaptığınızda hızlı bir şekilde düzeliyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi Patateslerimi düzelttim. 190 derecede önceden ısıtmış olduğum fırında alt üst ayarda hafif kızarana kadar pişirmeye gönderiyorum. Patates harcımız pişsin. Biz de kıymalı harcımızı hazırlayalım. Tavama 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ardından 400 gram kadar kıymayı da ekleyip boncuk boncuk olana kadar iyice kavuruyorum kıymam burada biraz buzlu olduğu için biraz zorlandım yaparken fakat kolay bir şekilde çözülüyor zaten kıymalı harcım çözüldü iyice kavurdum gördüğünüz gibi boncuk boncuk oldu kavurduktan sonra gözüme yağ miktarı az geldiği için 2 yemek kaşığı kadar tekrar sıvı yağ ekliyorum Kıymam kavrulduktan sonra 1 adet soğan, 1 adet kapya biber, 1 adet de yeşil biberi küp küp doğradım ve kıymanın içerisine ekliyorum. Ve iyice kavurmaya devam ediyorum. Soğanlarım da iyice kavruldu. İçerisine bir dolu yemek kaşığı domates salçası ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyorum. Çok lezzetli bir harç oluyor. Kıymanın lezzetine varacağınızdan eminim. Şimdi bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Tabi ben önceden bir dolu tatlı kaşığı tuz ekledim. Bu esna kamera bu kısmı çekmediği için görünmüyor. Bir dolu tatlı kaşığı da tuz eklemeyi unutmayın. İyice kavrulduktan sonra içerisine yarım Çay bardağı kadar su ekleyip 1 iki tur karıştırıp ocağın altını kapatıyorum. Ocağın altını kapattıktan sonra içerisine bir tutam maydanoz ekleyip harcımı karıştırıyorum. Bu esnada ocağın altı yanmasın arkadaşlar. Kıymalı harcımız bu şekilde tamamlandı. Çok lezzetli bir görünüşü de oluyor. Patates harcımız da bu esnada pişti. Şimdi üzerine kıymalı harcı döküyorum. Böyle ilk sıcaklığı çıktıktan sonra sıcak sıcak rulo haline getirin. Kıymalı harcımı patates harcımın üzerinde düzeltiyorum. Hızlı bir şekilde düzelttikten sonra şimdi rulo haline getiriyorum. kolaylıkla oluyor zaten. Rulo haline getirdiğim patatesleri yapmadan önce kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğenmeyi unutmayın. Kanalımın büyümesi ve farklı tariflerimin gelmesi için desteğiniz benim için çok önemli. Beni sadece Youtube hesabımdan değil, TikTok ve Instagram hesabımdan Severek Pişir Yemek Tarifleri sayfamdan da takip edebilirsiniz. Bu esnada patates rulomu hazırlamış oldum. Şimdi üzerine lezzetli bir başama sos hazırlayacağız. 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Ben bunu küçük bir sos tenceresine hazırladım ve 1 yemek kaşığı un ekleyip iyice karıştırıyorum Yağın tamamen erimesini bekliyorum Unun kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyorum Un iyice kavruldu. Gördüğünüz gibi bu şekilde. içerisine bir su bardağı süt ekliyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Hafif koyulaşma başladıktan sonra içerine, içerisine bir tatlı kaşığın ucuyla tuz ve bir tatlı kaşığın ucuyla karabiber ekliyorum çok az bir tutam kadar ve malzemelerimi karıştırıp ocağın altını kapatıyorum. Kıvamı da bu şekilde. Hafif afiş, akışkan bir kıvamda oluyor. Hazırlamış olduğum başamel sosu kıymalı rulo üzerine döküyorum. Bu şekilde çok farklı ve çok lezzetli bir tarif oluyor. Mutlaka herkesin denemesini tavsiye ediyorum. Her tarafına eşit bir şekilde yayıyorum sosumu. Üzerine bolca kaşar peyniri serpiyorum. Kaşar peyniri serptikten sonra 200 derece fırında üzeri nar gibi kızarana kadar tekrar fırına gönderiyorum. Yemeğimiz pişti. Şimdi spatula ile farklı bir tabağa alıyorum. Nar gibi kızardığını görüyorsunuz. Çok lezzetli ve çok farklı bir tarif oluyor. Tabii ben alırken biraz zorlandım. Ama kolaylıkla aldım böylelikle. Şimdi bıçak yardımıyla rulo halinde kesiyorum. Kolaylıkla kesiliyor zaten yumuşacık olduğu için. davet sofralarınızda tam puan alacak bir tarif. Mutlaka herkesin denemesini de tavsiye ediyorum. Çok farklı ve çok güzel bir tarif oluyor. Şimdi farklı bir servis tabağına alıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde çok lezzetli görünüyor. İştah açıcı bir tarif. Üzerine maydanozla süsliyorum. Tarifimiz bu kadar. Herkesin denemesini tavsiye ediyorum. Deneyen ve deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir dahaki tarifimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.